Şu anda Sazova Parkı'ndayız. Şu kısım, şurası masal bölümünün girişi. Buraya giriş ücretsiz. İçeride bir ücretsiz otopark da var. Ücretli olan da var. Şurada şu hep resimlerde gördüğünüz şato var. Saat 11'de açılıyor. Şu anda biz masal gemisinin içerisindeyiz. Masal gemisinin içerisinde birkaç korsan ve orijinaline yakın korsan gemisi yapılmış. Şöyle bir küçük havuzun içerisinde kuğular var. Bu parka giriş ücretsiz ama içerideki gemiyi, şatoyu gezmek ücretli. Mesela bu geminin ücreti 2020 Ağustos ayında geziyorum şu anda. Öğrenci 2, sivil 3 lira. Makul ücretler. Çevre düzenlemesi çok güzel yapılmış bir park. Çocuklarla gelinip görünecek bir park. Bir de şöyle küçük çocuk parkları yapılmış. Mesela şurada bir dinozor var. Küçük küçük evler yapılmış. Şurada bir şu suyun üzerinden gidebileceğiniz bir su kaydırağı görünüyor. Küçük evler şu anda buradan görünmüyor ama gelinip görülür mü? Eskişehir'e gelince Sazova'ya herkes söyler size mutlaka gidin diye. Biraz zamanınızı alır, birkaç saatinizi alır ama güzel bir yer. Çocukların çok ilgisini çeker. Yetişkinler için de güzel bir yürüyüş alanı. Çevre düzenlemesi çok iyi. Çok uğraşılmış, çok emek verilmiş ve gayet güzel. Çok güzel hatta. Bir de minyatür bölümü var. Bir iki bölüm daha varmış. Hepsi ayrı ayrı. Hepsini ayrı ayrı gezmeye kalkarsanız tüm gününüzü alıyor. Saat 9'da açılıyor ama mesela masal müzesi şu şatonun olduğu yer az önce oradaydık. 11'de açılıyormuş. Yani 11'de gelseniz buraya akşam 5'te kapanıyor. 5'e kadar anca gezersiniz. Bütün bölümleri gezmek isterseniz. Bu konuya dikkat edin lütfen çünkü biz dün akşam gelmek istedik. Akşamları kapalı. 5'te kapanıyor. Saat 11'de gelip 5'e kadar gezip bitirmeniz lazım. 5'ten sonra da porsuk çayı ve etrafı çok güzel oluyor. Tavsiye ederim. Oraları gezebilirsiniz. Eskişehir Belediyesi güzel çalışmış. Ellerine sağlık. Şu meşhur şatoyla da kapatalım videomuzu.